niye beni buraya getirdiniz komiserim? Benim gitmem lazım. Oğlum evde yalnız. Kaç yaşında oğlun? 16. O yaşta bakamıyor mu kendine? Yok. Başkomiserim. Şırıngayı bulmuşlar. Nerede? Bahçede. Güzel. Bakalım şırıngadan ne çıkacak? Komiserim ne olur bırakın beni gideyim. Oğlum tek başına yapamaz. Neden? Çok hasta. Şey, doğuştan. Zeka geriliği. Yani muhtaç bana. Kimin kimsen yok mu? Haber verelim. Yok. Babası nerede? Babası öldü. 5 sene önce. İnşaatta çalışırdı. İş kazası mı? Evet. Selim, bir memur arkadaş gönder. Çocukla ilgilensinler. Başla. Sağ ol. Tamam. Artık oğlunu merak etme. Ne gerekiyorsa yapacaklar. Şimdi sadece sorduğum sorulara cevap ver. Komiserim anlamıyorum. Siz ne sorduysanız ben söyledim. Evin hiçbir yerinde zorlama yok. Her kim yaptıysa anahtarla girmiş eve. Senden başka kimse de yok mu anahtar? Daha önce de söyledim ya komiserim. Ben bilmem. Peki senden habersiz biri almış olabilir mi? Yok komiserim. Kim alsın? İşte bu yüzden buradasın. Senden başka kimse de yok anahtar. Yok mu? Belki de sabah geç kalmadın. Hatta erken bile gittin eve. Anahtarla girdin eve. Şırıngayı önceden hazırlamıştın. Önce cam bıçakçıya verdin şırıngayı. Sonra da Lale'ye. İyi de niye ben böyle bir şey yapayım ki komiserim? Ben de onu merak ediyorum. Ben Cambi'yi çok severdim. Ne kadar zamandır tanıyordun ki onu? Çocukluğumdan beri tanırım. Annem babasının yanında çalışırdı. O kadar eski mi? Biz birlikte büyüdük sayılır. Çok yardım oldu Cambi'nin bana. Yoksa çocuğumla bir başıma ne yapardım? Öyleyse neden öldürdün onu? Yapmayın komiserim, ben kimseyi öldüremem. Hele Cambi'yi asla böyle bir şey yapamam. Belki de karısını öldürmek istiyordun. Can Bey uyanınca mecburen onu da öldürmek zorunda kaldın. Yemin ederim. Ben gittiğimde ikisi de orada öylece yatıyordu. Hatta geç kaldım diye biraz paniklemiştim. Otobüse binmeden Lale Hanım'ı aradım. Not bıraktım telesekreterine. Cep telefonuna mı? Evet. Selim. İşin bitince kriminele uğra. Bak bakalım Lale Hanım'ın telefonunda Gülcan'ın mesajı var mı? Gülcan geç kalacağını haber vermek için aramış. Evet, sesli mesaj. Kadın doğruyu söylüyor Selim. Sabah 9:03 geçe telesekretere sesli mesaj bırakmış. Dinletebilir misin bana? Tabii. Otobüs durağında olabilir gerçekten. Baksana gürültüye. Sesi analiz ettiniz mi? Ettik. Ses Gülcan'a ait. Peki nereden aradığı belli mi? Yer tespiti için GSM operatörüyle görüştüm. Grubuma haber verecekler. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Lale Bıçakçı. Can Bıçakçı. 50. Hakan Taner. Gülcan Çetin. Sentetik morfin. Memuru kadının evine yolladım. Kriminalden de sesli mesajı kontrol ettim. Kadın doğru söylüyor. Lale'nin cep telefonuna sesli mesaj bırakmış. Belki de eve yakın bir yerden aramıştır Lale'yi. Vallahi şimdilik GSM operatörünün yer tespitini beklememiz gerek. Evin anahtarı bir tek Gülcan'da var.
Peki Hakan için ne düşünüyorsunuz? Çok etkileyici bir koleksiyon. Evet. Biliyor musunuz 1940 baskısı bir Marvel var o rafta. Evet gördüm. Çizgi romanlara çok meraklıymış. Koleksiyon için yapmış olabilir mi? İyi de kitapların hepsi yerinde duruyordu. İşte yalnızca bir tanesini aldı. En değerlisini. Alacak olsa Marvel'i alırdı. O da raftaydı. Üstelik bir şeye çalacak olsa çaktırmadan da alabilirdi. Sürekli eve girip çıkıyormuş zaten. Adamı niye öldürsün? Belki Lale ile ilişkisi vardı. Yine aldatma vakası diyorsun yani. Yani cinayetlerin %90'ı bu sebepten işlenmiyor. Belki de kadın ilişkiyi bitirmek istedi. Peki sentetik morfin nereden buldu? Peki Gülcan nereden bulmuş olabilir? Ne kadar zamandır tanıyordunuz Can Bey'in eski karısını? Çok eski. 10-15 yıl olmuştur. 15 mi? Tabii. Şeyda Hanım Can Bey'in liseden arkadaşıydı. Üniversite bittikten sonra bir daha görüşmemişlerdi. Sonra bir araya geldiklerinde de aralarında bir yakınlaşma olmuş. Sonra evlendiler işte. Ne kadar evli kaldılar? 12-13 yıl kadar. Bayağı uzun sürmüş. Aslında Can Bey iyi bile dayandı. Nasıl? Ne demek istiyorsunuz? Yani Şeyda Hanım iyi kadın, hoş kadındır da biraz dengesizdir. Nasıl dengesiz? Bir günü bir gününü tutmaz yani. Hele boşandıktan sonra iyice kötü oldu. Kes şunu Gülcan. Kes şunu. İyi misiniz Şeyda Hanım? İyiyim. Neden iyi olmayayım? Ne bileyim ben birdenbire bağırınca öyle korktum da ben. Ben mi bağırdım? Evet. Aman Gülcan komik olma. Hadi git kahve yap bana. Peki Şeyda Hanım. Öldüreceğim kendimi Gülcan. Dayanamıyorum artık. Ne oldu yine? O gerizekalı şeytan cadı. Can'a ne yaptıysa tam bana dönecekti. Yeniden mutlu olacaktık. Birden ortadan kayboldu. Tatile çıktılar Şeyda Hanım. Görüyor musun? Can'ı benden uzaklaştırmak için elinden geleni yapıyor. Haftaya dönecekler ama. Bana dönecek. Eninde sonunda bana dönecek. Beni özlüyor, biliyorum. O şeytan acıyor. Bence siz de fazla umutlanmasanız iyi olur. Yani sonra çok fazla üzülüyorsunuz da onun için söylüyorum ben. Seni de avucun için aldı değil mi? Ha? Canı da kandırıyor böyle işte. Para verdi sana değil mi? Para verdi. Yok Şeyda Hanım ben sadece sizin iyiliğiniz için söyledim valla. Yalancı. Tuzak kurdunuz. Canı elimden almak için tuzak kurdunuz. Şeyda Hanım lütfen ama. Defol. Seni bir daha elimde görmek istemiyorum. Defol. Hep böyle miydiler? Çoğu zaman. Peki sonra bir daha gitmediniz mi Şeyda Hanım'a? Gittim tabii. Alışmıştım artık. Bağırır, çağırır. Sonra birden ağlamaya başlardı. Üzülüyordum haline ama ne yaparsınız öyleydi işte. Peki bu bağırmaların sebebi her iki eve birden gidiyor olmanız olmasın? Yok, söyledim ya komiserim. Bağırır, çağırır, unutuverirdi. Benim de durumum belli zaten. Çocuğuma bakmak zorundayım. Katlanıyordum. Thank you.